Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve böyle yoğun sesli olan bir yerdeyiz. Neredeyiz? Kirkenes Madeni'ndeyiz. Kirkenes Madeni'nde 40 ayak kullanacağız. Yalnız başımızdayız. Neden yalnız başımızdayız? Çünkü multiplayer'e hala güncelleme gelmedi. Promos haritasında son sürümünü indirdiğimiz için geçmiş, yani bir önceki versiyonda, 1.36 versiyonda Promos'un bu haritası çalışmıyor. Mecburen single oynamak zorunda kalıyoruz. Kirkenes Madeni isteyen arkadaşlarımıza da gelmiş olsun bu videomuz. Daha önce defalarca çektik ama tekrardan bir Kirkenes Maden videosu çekmiş olalım. Hem single çektik hem multiplayer. Çok çok öncelerde hep çekiyorduk zaten. Son zamanda biliyorsunuz Kirkenes Maden promos haritasının multiplayer geldiğinden beri meşhur oldu. Bütün dünya burada yani. Ama multiplayer'e giremiyoruz. 1.37 multiplayer geldiği zaman o zaman multiplayer'e girip yine video çekeriz arkadaşlar. Kirkenes Maden'den başlayacağız. Aracımız Ford Cargo. Ömer Fırat Çatal'ın ellerine kollarına sağlık. Güzel bir araç yapmış. Hem bu şekilde modeli var. Hem çekici modeli var. Hem de ön tarafta 2 aks, arkada 2 aks olmak üzere yine farklı bir 40 ayak modeli daha var. Modun içerisinde 3 adet mod mevcut, yani bilginiz olsun. Bayağı bir slot seçeneği var. Bol bol led ekleyebiliyorsunuz. Ben sarı led ekledim ama isterseniz bunu beyaz, kırmızı falan da yapabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Tabelaya istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz, tamamen sizin elinizde. Şöyle aracımıza bir göstermiş olalım, içini de gösterelim, ondan sonra çıkalım. Kirkenes Maden'de bir de 40 ayakla yolculuk yapalım. Gayet güzel, kaliteli bir mod olmuş gerçekten. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık, liste çok kabarık. O yüzden tek tek isimleri okumaya başladığımız zaman videonun yarısı gidecektir. Emeğe geçen herkesin ellerine kollarına sağlık diyelim. Şöyle aracın içine de geçelim. Aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz gibi bunları ekleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Direksiyondaki sedef de buna dahil. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Birazcık koltuğu şöyle aşağı almak istiyorum ben. Heh. Birazcık da şöyle yakınlaştıralım. Tamam, böyle iyidir. Bir çalıştıralım. Evet. Camlarımız açılıyor tabii ki. Böyle camlarımızı açalım. Böyle hafif aralık bırakacağım camı. Buradan böyle devam edeceğiz. Haydi bakalım, çıkalım yolumuza. Güzel bir rota bizleri bekliyor. Nasıl titriyor direksiyon? Aracımız 8 vites. Aa, ben direksiyonu 320 derecede unutmuşum. Neden? Son zamanda Formula 1 oynuyoruz. Formula 1'de de 320'ye ayarlıyoruz direksiyonlarımızı. Dur bakayım. Hemen kontrol edelim şöyle. Kaç oldu abi? Evet, 1080. Tamamdır. 1080'e ayarladık. Allah'tan direksiyonun bu güzelliği var. Allah Allah, benim vites, dur bakayım. Ha, otomatikte kalmış. Abi var ya. İşte başka oyunlar oynadığımız zaman böyle oluyor yani. Öbür kanala video çekerken bazen otomatik kullanıyorum. Hop, şöyle tamamdır. Ondan dolayı böyle olabiliyor bazen. Ne, sıkıntı yok, hemen çözdük. Sorun problem yok. Döndük mü? Acık sürttük. Birazcık sürttük ama sıkıntı yok. Yük modu yok içinde. Keşke yük modu da olsaymış. İçine keşke yük modu da koysaymış. İyi olurmuş. En azından hani yük taşımak isteyen arkadaşlar varsa şehirden şehire, onu kullanabilirlermiş. Az sıkıntı yok. Ben zaten kullanmıyorum normalde de.
Ama zor çekiyor. Yani buna birazcık ağırlık koysak bayağı problem yaşatır bize bence bu. Vitese alışamadım yalnız. Şöyle dönüşümüz var. Tabi burada trafik olmadığı için kafamıza göre akabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ama dönebilecek miyiz? Ucu ucuna kurtaracak gibi. Bakayım. Ayna duvarın içine girdi sanırım. Vallahi döndük. Ayna birazcık duvarın içine girdi ama olsun, sıkıntı yok. Devam. Vites aralıkları birazcık garip. Evet, yine bir toprak yol, yine bir toprak yol sesi. Evet. Lastik kamerası. Burada daha güzel duyuluyor. Birinci vitesten devam. Birinci viteste bile zorlanıyor şu anda bak. Birinci viteste bile kökledim gazı. Demek ki yük moduna gerek yokmuş abi, vazgeçtim. Ağırlık yaparsa hiç çıkmazmış buradan. Abi işte ETS. Ya oyunu aslında kamyon getirse var ya, multiplayer'da da burayı kamyonla mesela oynayabilirsin. Böyle 40 ayak mod, hani modları bile koysa yeter. Ki mod istemiyoruz. Normal bildiğimiz kamyon koysun oyuna ya. Standart kamyonlardan koysun, onu istiyoruz ama onu bile yapmıyor adamlar ya. Sadece tır yani, başka bir şey yok. Tandem istiyoruz mesela. Hani kamyonu getirsin, kamyonun arkasına şeytan dorse dediklerimiz dorselerden takalım. Doli bağlantılı olsun, doli bağlantısız olsun. Vallahi mis gibi olur. Emme nerede? SCS bizi duyacak. Kabin aydınlatmamız da var. Onu da istediğiniz renkte seçebiliyorsunuz bu arada. Ben mavi seçtim. O tuşundan kapatıp açabiliyorsunuz. Ve yine tabii ki bir karantina günündeyiz. Sokağa çıkma yasağı olan şehirlerden birindeyim ben. 10 şehirden birisi Balıkesir. Kornalar standart ETS'nin yeni kornaları. Devam ki. Ses soy olmamış. Ses hoşuma gitmedi ya. Yani hep aynı ses var. Yani hiç devirin değiştiğini
görmüyor, duymuyorsunuz yani. O yüzden sesi hoşuma gitmedi aracın. Abi 5'ten 1'e kadar düşüyoruz ya. Böyle bir şey yok. Evet, Kirkenes Maden. Buyurun Kirkenes Maden. Hop. Güzel yol. Ben bunu yıllar önce ilk YouTube'a başladığım dönemde çekmiştim, burayı keşfetmiştim. Hatta o zaman daha Scania'nın bu yeni nesil tırları yoktu oyunda. Daha gelmemişti. Modla çekmiştim. Bir tane mod vardı. Çok güzel bir moddu böyle. Gerçi en yakın modlardan birisiydi yani. O zaman da oyunda Scania Next Gen serisi yokken ben bu yolda ilk onu çekmiştim yani. Ta o zamanlardan. Evet, motor freniyle inelim. Yavaş 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 inelim. Gazı da hafif yüklendi mi? Yürüyüp gidiyor yalnız ha. Fena hızlanıyor. Yokuş aşağı olunca. Tabi buralarda trafik yok. Buralarda trafik promost vermemiş. Trafik olmadığı için böyle yalnız başımıza gidiyoruz. Aracın motor sesini dinleyerek pek vites değiştiremiyorsunuz. Çünkü ses çok aynı ya. Bence bunun sesi yeni versiyonda değişmeli. Ömer, duy sesimi. Yani devir saatine bakarak vites değiştiriyorsun. Hissetmiyorsun çünkü aracın sesini. Full toprak, full toprak. Altı ile 8. vites arasında inanılmaz bir fark var yalnız. Keşke 12 yapsaydık vitesi. Hadi 8 yapayım dedim ama.
Sese bak. Keşke buralarda da trafik olsaymış be. Zevkli olurmuş. Evet, şurada güzel bir tünel var ve tünelin içinde de taşlar var. Hoplata zıplata gidiyor normalde aracı. Dur bakalım biraz dikkatli geçelim. Oh, sese bak. Tünel sesleri güzel ya. Ne toprak yolmuş arkadaş. Gerçi birazdan asfalta bağlıyor bizi ama. Tirkenet Maden Yolu'nun en açık yolları burası. İlk başladığın yerle onun biraz daha böyle ilerisine kadar full çekiyor. Tıklım tıklım yani. Şu an biraz boşluk vardır millet çünkü yeni promos indirdi, 1.37 sürüme geçti falan. O yüzden 1.36 multiplayer boştur şimdilik. Çok kalabalık değildir yani. Nerelerden geldik, nerelerden? Ta karşı dağların arkasından geldik yani. Yani direksiyon öyle bir titriyor ki toprak yolda el kol ağrıtıyor yani. Çok sertleşiyor toprak yolda. Evet, buradan sonra ileride bir yerde asfalta bağlıyor. Evet. Sonunda bir asfalt. Oh, var ya direksiyon rahatladı. Anam ne oldu? Hava değişti bir anda. Görmüyorum ki. Dayı gelme, gelme.
Geçelim bir an önce. Bak bak, sollamaya çıkıyor bak. Bak delikanlıya bak. Sollarsın tabii, çekmiyor bizimki. Aa, sollayamadı. Patladı içinde. Hava ne güzel oldu be. Saat kaç? 15:26. Arkadaş vites aralıkları çok sıkıntılı ya. Bak şimdi 6 7 attım. Bir anda pat diye düşüyor devir. Diğer vitesler arası çok minimal mesafe var. 6 ile 7 arası çok sıkıntı. Çok hızlı girdik. Oo, ne güzel yayınlanıyor yalnız. Süspansiyon fizik çok güzel. Bak. Hop. Abi maşallah, dediğim 5 dakika yaşıyor diye boşuna demiyorum. Bence bunu kullanacaksanız dediğim gibi 12 vites kullanın. 8 vites sıkıntılı. 12 vites muhtemelen daha düzgün çalışıyordur. Evet, buralarda bir yerde bitirebiliriz. Evet, burada yol bitiyormuş zaten. Yani garaja girip garajda bitirebiliriz. Ama daha mesafe yok muydu? İyi çarptık. Hop, şöyle kalabiliriz. Evet arkadaşlar, araç modumuz gördüğünüz gibi Ford Cargo. Çok güzel bir mod. Sadece ses bence problemli. Bu arada U tuşuna bastığımız zaman arkadaki akslarda şu iki aks, ön ve arka aks havaya kalkabiliyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış tamamen. Söylediğim gibi 8 vites. Vites aralıkları birazcık problemli. Bunlar yeni versiyonda ve aracın sesi yeni versiyonda bence düzeltilmeli. Ömer bu videoyu izleyecektir. Kendisi de benim yorumlarıma olumlu bir yanıt verecektir diye düşünüyorum. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. Video açıklaması aracın indirme linkini bulabilirsiniz ve Promotes sitesinin linkini bulabilirsiniz. Sizler de oradan Promotes'u indirip oynayabilirsiniz bu tarz yolları. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.